15 Temmuz darbe girişiminde Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili Yunanistan Türkiye'ye bir kez daha hayır dedi. Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere ilişkin Türkiye'nin 3. iade talebini de reddetti. Yunan Yargıtayı ise darbeci askerlerin Türkiye'de adil bir yargılamadan geçirilmeyeceği iddiasıyla iadelerini reddetmişti. 8 askerin Yunanistan'a iltica talepleri konusundaki süreç ise Yunan hükümetinin itirazı üzerine askıda bulunuyor. Fethullahçı terör örgütüne yönelik Türkiye'deki yargılama süreci ve operasyonlar da sürüyor. FETÖ'nün kripto yargı ordusu deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kripto hakim ve savcı yetiştirmek için çalışma evleri oluşturduğunu tespit etmişti. Ocak ayında yapılan ilk operasyonun ardından çalışma evlerine yönelik ikinci dalga operasyonu için sabah saatlerinde düğmeye basıldı. İstanbul merkezli 28 ilde 68 hakim, savcı ve avukat için gözaltı kararı çıkarıldı. 76 adrese baskınlar yapıldı. Zanlılardan 34'ü yakalandı. Firari 34 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.